Berlin'den Dorfik, Temple Üniversitesi bir proje yapıldığını, çalışma, bitiriş projesi yani. Konservatuar bir yapıldı. Ve ben orada yaşamış bir insan olarak, yani Cebeci'deki konservatuarda yaşamış bir insan olarak, size o binanın nasıl bir yaşam biçimi içerisinde geliştiğini ve nasıl yaşandığını, neler olması gerektiğini anlatmak istendi. Ben de geldim, bana sorularınız olacak mı bilmiyorum ama ben önden söyleyebilirim. Bu bina 1928'de İsveçli mimar yapılmış. Belki araştırmışsınızdır, biliyorsunuzdur. İlk Hasan Ali Yücelik Üniversitesi'yle başlamış bir proje. Bina bittikten sonra ilişkiler artırılmış. Paul Hindemith besteci görüşülüyor. Ve bu binanın, zaten bu mimar Hindemith'le ilişkisini sürdürüyor. Bu bina hazırlanıyor. Daha önce bir müzisyen muallim mektebi diye bir mektep var. Bu sadece müzisyen yetiştiriyor. Ve bunun daha ileri gitmesi için Hasan Ali Yücel İnönü ile beraber çalışıyor o dönemde. Bu binayı yapıyorlar ve bu bina 1935'te hayata geçiyor. Bu binayı gözlediyseniz, ben içinde 10 sene yaşadım. 8 yaşında girdim. Ve 18 yaşına değin oradaydım. Bu bina o kadar güzel kurulmuştur ki bale, sadece benim mesleğim olan bale dalı 1950'de başlıyor bu binada. Çünkü bu okul 35'te çalışmaları yapıyor, 40'ta hayata geçiyor. Bale bölümü de düşünülüyor. Sahne sanatları, önce tiyatro okulu kuruluyor. Karl Lebert kuruluyor. Karl Lebert de dünyanın en önemli tiyatro adamlarından bir tanesi. İkinci Dünya Savaşı sırasında bu insanlar, biliyorsunuzdur herhalde tarih geçmişi, politika, Alman politikası yüzünden Türkiye'ye gelen insanlar davet ediliyorlar. Ve bu insanlar hakikaten konularında çok çok başarılı insanlar. Bunun üzerine İngilizlerden destek alıyorlar, konuşuyorlar ve Madame Mirette Volva var, Royal Ballet'in kurucusu. Onunla görüşmeler yapılıyor. Bir de bale bölümü kurulması isteği oluyor. Bunun üzerine Yeşilköy'de ilk 1948 yılında bir bale okulu açılıyor. Fakat burada toplanan işte hala hayatta olan dostlarımız, ablalarımız var. Bunlar 8 çocuk orada başlıyorlar okullarına. Fakat bu zor bir süreç oluyor. Çünkü hem normal ilkokula gidiyorlar, hem Yeşilköy'deki dans okuluna geliyorlar. Ve sonunda deniyor ki bu da bu okula, Ankara'da tutulan konservatuara taşınsın. Bunun üzerine bale salonları da hazırlanıyor. Ve 1950'de Ankara Devlet Konservatuarı'nda bir de bale bölümü kuruluyor. Şimdi biliyorsunuz yani, biliyor musunuz bilmiyorum tabii de, biz bu okulda yaşarken büyük sanatçılarla beraber yaşadık. Bunun avantajı çok büyüktü bizim için. Hem yeni yetişen sanatçılar iç içe yaşadık, hem de kendimizden çok daha öndeki sanatçılarla beraber iç içe yaşadık. Size o anılarımı anlatayım. Önce isterseniz şeyden başlayayım, mimariyle ilgilendiğiniz için. Bu bale salonları bayağı büyük salonlardı. Şimdi bulunmayacak kadar salonlardı. Tiyatro dönümü ayrıca kendi içinde sahnesi olan, akrobasi salonları olan, duşları olan, bizim de yani soyunma odalarımız vardı, bale salonumuz ve ondan sonra yıkanabileceğimiz
insanlar bile düşünülmüştü. Bu bölümün karşısında binlerce piyano odası vardı. Yani bir üst katta bizim bale salonuna giden koridorda gezmişsinizdir ama şimdi biraz değişik yani orası. Benim olmam lazım ki yani oradaki yerlerin ne işe yaradığını. Çünkü Mamak Belediyesi bayağı değişik bir kullanımla orayı şey yapıyor. Piyano odaları hep çift kapılı olurdu. Fakat hep camlar açıktı. Birbirimizi görebilirdik. Kim çalışıyor? Bir piyano... Piyano dersi zaten bütün bölümler için mecburiydi. Yani her sanatçının müzik bilmesi gerekiyordu yani hepimiz için. Bu kaçınılmaz bir şeydi. Bale yapan insanlar sadece bale yapmıyorlardı. Müzisyenler de sadece müzik yapmıyorlardı. Tiyatrocular da. İç içe yaşadığımız için hepimiz birbirimizin ne yaptığını, ne okuduğunu, Shakespeare'i orada öğreniyorsunuz. Arkadaşınız çalışırken onu orada öğreniyorsunuz. Veyahut da oradaki tekerlemeleri, söylemleri, bir arkadaşınızın sınava giriş parçasındaki bir pergüntün tiradını hep beraber öğreniyorduk. Hani dalgayla oluyordu, bu şeyle oluyordu ama bizde kalmış oluyordu. Ve bu okulun şöyle bir özelliği de vardı. Ben 8 yaşında girdim dediğimde her akşam ilk gittiğimde işte yatılı olduğum için yani yatılıydı bu okul. Yatılı o zamanlar Leyli Mecani diyordu. Bu sınavı kazanan çocuklara hiçbir şey ödemiyorduk. Yani kitap, şey masrafları. Zaten bu kitaplar, notalar Türkiye'de yoktu. Onun için bizim çok güzel bir kütüphanemiz vardı. Ben Türkiye'de hiç görmedim o kadar iyi bir kütüphane. O kadar güzel kurulmuş bir kütüphanemiz vardı ki içine girdiğimizde böyle çok mutlu olduk böyle. Bambaşka dünyanın başka bir yerinde dolaşıyormuşuz gibi. Kütüphaneci kadın bile çok iyi bir piyanistti. Bize hemen giderdik çocukken bize piyano çalardı. Aa size şimdi tuşları çalayım falan filan. Şimdi ben yatılı okula girdiğim zaman ilk akşam böyle bir abi geldi, şey koydu. Bu akşam hangi konsere, hangi operaya, hangi tiyatroya gitmek istersin diye. Ben çok şaşırdım sonra. Küçücüğüm, 8 yaşındayım sana. Hangisine gidiyor falan filan dedim. İşte şunlar şunlar var falan. Arkadaşım dedim gidelim ya yatılıyız ya gitmek istiyoruz yani. Okuldan da çıkacağız. Biz adımızı yazdık ve bu her gece olan bir şeydi. Yani bize her aktivite. Ben 8 yaşına gittim, Faust'la oynuyordum. Hiç unutmuyorum. Nasıl uyuyorum ama? Uyuyorum, uyanıyorum. Uyuyorum, uyanıyorum. Okulun otobüsü var. Ondan sonra otobüse götürülüyoruz her zaman. Yani her şey o kadar iyi kurgulanmıştı ki yani okulda. Gidiyoruz, dönüyoruz. Fakat ben 5. Faust'ta başarılıydım yani artık seyredebilir bir hale gelmiştim. O kadar yani hocalarımız onları öngörerek hazırlamışlar ki. Yani tiyatroyu izler bir hale geldim, operayı çok beğeniyorum falan. İşte Yunan tiyatrosu geldi, Oidipus oynuyorlar. Yunanca bilmiyoruz tabii ama götürdüler. Allah Allah onu da anladık yani. Oidipus falan filan. Yani çok önemli bir şey. Yani bugünkü Güzel Sanatlar Fakültesi gibi değil yani. Bu YÖK'ten sonra bu evrimleşti dediler ama bence tersi bir şey oldu yani. Çünkü belli bir yaştan sonra bunları insanlara öğretmeniz çok zor oluyor. Biz her şeyi o okulda öğrendik. Yani benim önümde biz yemekhanede yemek yerken işte Necil Kazım Furosu'yla oturduk. Furu içmeyi biz orada gördük yani. Aa adama bak falan filan. Ondan sonra Adnan Saygun papyonla dolaşırdı. Yani bunlar çok zarif insanlardı. Benim bale hocam böyle yürürken hepimiz arkasından bakardık böyle. 5 tane köpekle gelir. Yani bize bir yaşam biçimi öğretti yani. İşte Max Reinicke çok ünlü bir tiyatro adamıdır. Bugün modern tiyatronun
çağdaş tiyatrıydı. Max Manike böyle Almanca konuşurdu. Hepimiz çok sevdi. Yani çocuklar gelir falan filan diye. Bize anlatırlardı yani. Hiçbirisi, herkes sanatçıydı çünkü. Onlar bizim ustalarımız olarak, biz çıraklar olarak vardı. Yani talebeler olarak değil de sanatçı çıraklar olarak yetiştik biz. Talebedir, şudur, bunu yapamaz falan. Yapamaz diye bir şey görmedik. Ama çok disiplinliydi. Hakikaten çok disiplinliydi okul. Çok paralar yoktu. Hiç paralar yoktu yani. Parayla yapılan da bir şey yoktu. İşte bu baremayoları falan filan hep ürettiriliyordu Türkiye'de. Yoktu yani. Böyle yurt dışından falan da getirilirse hocalarımız onu istemiyorlardı zaten. Aa bu olmaz. Siz balerina mı oldunuz falan filan diye istemezlerdi. Oradaki tek tip giysiler olduğum olgusunu kaldırmak içindi aslında. Çünkü o zaman biz hiçbir zaman olmadık. Hala da olmadık. Yani bana soruyorlar siz ne zaman bunları oldunuz? Olmadık. Yani sanatçı hiçbir zaman olmuyor. Bence mimar da mimari de sanat. O da olmuyor. Hep yaratıcı olabilmek için yaşamak gerekiyor. Bize bunu da öğrettiler okulda. Ben şimdi bir anımı da hatırlıyorum. Bizim bale hocamız üç arkadaştık biz. Bir gün bizi çağırdı işte. Orta iki, yani bizde baş ön iki falan diye böyle başka bir sistem var. Baş ön iki, işte sizin sevginiz var mı darling dedi. Biz de tabii çok namusluyuz yani evde öyle. Yok çiçek falan filan dedi. Belli çok aptalsınız zaten. Çünkü oradan da öğrendik ki yaşamışlık bir deneyim getiriyor hayata. Yani çünkü insanın bir şeyi sevmesiyle sanat yapması arasında bir bağlantı var. Şimdi mimari olarak sizin bana soracaklarınız, işte bu odalardan bahsettim. Arkada döner odalar vardı. Müzisyenlerin çalıştıkları. Bunlar çift kapılı doldurmaydı. Kapılar kapandığında pek duyulmaması için o döner odalar yapılmıştı. Ama akşam olduğunda, gece olduğunda hiç kimse kalmadığında okulda. Yine sanatçı hocalarımız kalırlardı bizim başımızda. Çok iyi müzik yapan arkadaşlarımızla geceleri geçirirdik. Hiç sıkılmazdık. Müzik çalardık. O olurdu, bu olurdu. Bazen rock müzik de orada öğrendik. Her şeyi orada öğrendik. Öğlenleri bu dünyanın en büyük sanatçılarını getirirlerdi. İşte atölyeler müzik yapan, 12 ton müzik yapan insanlar, mimarlar falan gelip bizle öğlen konuşurlardı. Böyle bir afimiz vardı çok büyük. Hem sahnemizdi hem afiydi. Oraya gelirlerdi. Bize anlatırlardı onu. Ne kadar anlardık anlamazdık ama sonunda öğrenmiş olduğumuzu gördük. Yani böyle bir sıkıştırılmış bilgiler değil de böyle yavaş yavaş hayatla beraber öğrendik hepsini. Yani resmin bizden bir uzak olmadığını, hepsinin iç içe olduğunu ben orada öğrendim. Sanatın iç içe bir şey olduğunu. Yani sen baleci misin, sen koreograf mısın, sen mimar mısın, sen ressam mısın? Böyle bir şey yok. Sanat çok bütün bir şey. Eğer onun içinde hayal edebiliyorsanız zaten oraya bir gelişme gösteriyorsunuz ölüme kadar, yoksa öyle bir şey yok. Yemekhanemiz ortaktı diyorum hocalarımızla. Biz hocalarımızı çok izlerdik. Yani hepsi gelirler. Çok enteresan, komik insanlar da vardı. Mesela bir gece nöbette kalmıştı. Metin Öğüt, meşhur piyano hocaları vermişti. Ben kapıyı çaldım, Metin Öğüt örgü örüyor. Acaba yanlış mı gördüm falan diye. Arkadaşlarıma dedim. Ya siz de baksanıza Metin Hoca öldü mü öyle dedi. O da kapıyı çaldı, o ölüyor. O halbuki piyano çalarken ellerini çalıştırmak için, boş durmamak için. Mesela orada ondan sonra ben hiçbir erkeğin öldüğü ölmesini, ölmemesini hiç yadırgamadım yani. Çok doğal geldi bunlar. Onca şanslıydı. İşte mimari açıdan da söylediğiniz gibi canım bir bina, yani amfileriyle, hocalarıyla ve
yetiştirdiği talebelerle biz YÖK sayesinde oradan uzaklaşmış olduk. Ve sahip çıkılamadı yani o binaya da. Ve şimdiye kadar yapılmış en iyi bina. Yani ben bir sürü okulda ders verdim ama öyle o kadar iyi bir şeyle karşılaşamadım hakikaten. Bu Türkiye'nin bir kazanımıydı. Yok oldu. Aynı şey çok sesli müzik açısından da yok oldu. Bu müzisyenlerle olan irtibatınızda da yani her dolaşırken oralarda hep müzik dinlersiniz. İşte dediğim gibi nasıl bizi konserlere götürüyorlardı, uyuyorduksa bir süre sonra uyumaz olduk yani. Stravinsky falan dinler olduk. O halleri geldi. Bu odaların hepsinde bir piyano vardı bu anda. Ve akşamları ders çalışmak için de bizim ilk koridorda ABC odaları odalar vardı. O odaların hepsinde ya bir konservatörde kim çalışacaksa o sazını bırakır, bir şeysini bırakır. Birinci oda yatakhanelerimiz vardı. Birinci oda lejetrenize atandı. Müdürlerimiz hep çok seçmeydi. Cahit Gülebildi ben dediğimde. Hatırladığım kadarıyla. Sonra Fuat Türkar oldu. Sonra evet cevap hep seçme. En son ben mezun olurken galiba şey vardı. Mithat Fenden vardı. Ondan önce bir ara Adnan Saygın oldu. Yani böyle bir sizi soracağınız bir şey yok mu? Ha, kostüm atölyeleri vardı, onlar çok önemli. Dekor atölyeleri vardı konservatuvarda. Bazı yetenekli talebeler dekorlara yardım ederlerdi, yaparlardı da. Bir de saz atölyeleri vardı. Yani o zaman çok yurt dışından saz gelmiyordu, Türkiye'de üretiliyordu. Abdullah Bey vardı, onu Atatürk şeyden getirmişti, Yugoslavya'dan gelmişti. O piyano yapıyordu. Türkiye'nin ilk piyano yapan insanıydı. Ve bu atölyeler yemekhaneden çıktıktan sonra koridora inerken o şey, atölyeler vardı. O saz atölyesi denirdi. Orada yapılırdı kemanlar, violonseller. Lütyeler vardı tamir eden insanlar sazları. Piyano İşte yapımı vardı Türkiye'de ama yok oldu. Abdullah Bey ölünce bu iş de bitti yani bir şekilde. Şimdi konservatuarda öyle bir atölye yok. Hatta özel gönlüm gelirdi orada saz yaptırdı. Biz Güler'de özel gönlüm yaptık falan filan diye. O beş safta onun bir şeyi vardı orada yapılırdı. Yani böyle iç içe yaşadığımız bir dünyaydı orası. Ve oradan mezun olduktan sonra da biz tabii yıllarca operanın içinde, senfonide hiç birbirimizden kopmadan hala da yaşadık yani. Şimdi ama bu Güzel Sanatlar Fakültesi'nde olduğundan beri biz kimse kimseyi tanımıyor açıkçası. Hiç kimse tanımıyor. Yani o kimdir, bu kimdir. Aynı mimaride olduğu gibi, aynı şeyde olduğu gibi. Çünkü ben İstanbul'da tatbiki güzel sanatlara falan da giderdim. Kardeşim orada gitti. Onlar da bir iç içe yaşarlardı. Güzel sanatlardı. Bilmiyorum başka bana soracağın bir şey var mı? Yok mudur? Tabii ki. Sanat şairlerden kim yaşıyor? Kardeşlerimiz falan. Şimdi merak et. Her odada piyano. Evet. Çalınıyor. Aynı anda. Belki 10 tanesi birden çalıyor. Evet. Büyük bir ses sorunu şu an yaşanmıyor. Hayır. Kapılar ona göre yapılıyordu. O camdan görüyordu birbirlerini. Camlar şeye bakıyordu. Arkadaki bahçeye bakıyordu. Cam kısmı o taraftı. Bizim koridor tarafındaki olan kapılar işte o zamana göre deri kaplı, içleri dolu kapılardı. Sadece o kadarı yetmez tabii.
duvarlar da herhalde, herhalde. Çok iyiydi, çok iyiydi. Evet, tava yükseklikleri falan fazlaydı. Sistemin mimar olarak onları. Ama her şey çok yerli yerindeydi. Her şey ulaşabilir. Mesela bir resim dersi aldığımız amfi vardı. Kütüphaneyle bağlantılı. Cemal Bingöl'dü benim hocam. Yani çok saygı duyarım. Sanatın büyük bir kısmını da Cemal Bingöl'den öğrenmişimdir. Resim hocamızdan öğrendik biz. Sanat dönemlerini, zamanlarını. Çok kıymetli bir insandı. Yani çok kıymetli insanlar orada sanatçılara yön verdiler. Yani biz sadece tek bir konuda eğitim almadık. Onu söylemek istiyorum. Hayır, hiç olmuyor. Boş zamanlarınızı nasıl geçiriyorsunuz? İşte müzik çalarak bahçeye çıkardık. Kimisi gitar çalardı. Bir avlumuz vardı. Orada bir havuzumuz vardı. Akşamları orada toplanırdı. Baharlardı. Çok eğlenceli olurdu. Orada gitar çalardı. Kimisi şarkı söylerdi. Yani hep beraber bir şey oluşturdu. Yani kendi kendimize üretmeyi öğrendik. Yani tüketmeyi değil de üretmeyi öğrendik. Yani yemek bizim için çok geri plandaydı. Yemeklerimiz çok kötüydü. Ama yani hiçbir şeyden şikayetçi değildik. Çok mutluyduk. Yemekhanede de müzik yapılırdı. Yoktu. Yok. Yok. Evet. Zaten tiyatro bölümü de biraz daha sonra yapıldı. Tiyatro bölümü de Cüneyt Bey zamanında, bölüm başkanıyken yapıldı. Döner odalar aynıydı. Evet. Yurtlar binanın içindeydi. Yurt değildi zaten. Yatılı oturdu. Yatakhanemiz. Evet. Yatakhanenin altı ben girdiğimde tiyatro bölümüydü. Yani öyle çok böyle kaç öğrenci vardı? Sınıflarda 4-5 az, yani sınavla girdiğimiz için çok seçici davranıyorlardı. Evet, bir sınıf 5 kişi falandı. Yani şimdi mesela ben konservatuar sınavlarına birkaç girdiğim zaman çok kontenjandan dolayı 20 kişi alıyorlar. Ama bir sanat sınıfı 3-5 kişiden daha ileriye götüremiyorsunuz, yani gelişme açısından pek başarılı olmuyor. İmkanlar açısından da olmaz. Yani öğretmen, ulaşabilmek o öğretmenlere. İşte bizim zamanımızda mesela İlhan Baran benim solfejocumdu. İlhan Baran da çok iyi bir müzisyendir. İlhan Osman Baş vardı. Yani bugün bir sürü meşhur insan orada yaşamıştır, büyümüştür. Hepimiz beraber kardeş gibi büyüdük. Bize elbise de dikiyorlardı. Hanımlar mıydı? Evet, evet. Çok güzel aralarımız var. Herkes ayrıntıları anlatır ama sen sevdiriyorsun. Ben hala o dünyada, mesela hala saat takmayı öğrenemedim, bakmayı öğrenemedim. Çünkü o dünyada yaşarken hiçbir şeye ihtiyacımız olmuyor bizim. Hani saat kaç, kaçta çıkılıyor, kaçta giriliyor falan, öyle bir problemimiz olmadı yani. Peki konservatuvarın halka açık tarafı var mıydı? Vardı, temsillerimiz olurdu. Tiyatrolar olurdu, konserler, opera. Ya opera derken daha çok resital şeklinde olurdu. Ona da İnönü muhakkak gelirdi. Yani şeyler, siyasiler gelirlerdi. Ben hiç unutmuyorum, çok küçüktüm. İnönü kucağına aldığında, sevdiğinde. Çok ilgilenirlerdi bizle. Yani biz o onuru çok küçük yaşta yaşadık. Yani bize verilen değerin kendi kendimize fark etmemizi, güvenmemizi o yaşta temin ettiler. Politikacılar da destekliyorlardı. Yani çok elit bir kesim geliyordu yani. İnsanlara açıktı. Bir şey yoktu. Konserler için.
Konser, bale temsilleri, tiyatrolar, evet, açıktı. Cebeciyle mi? Çok iyiydik vallahi, hiçbir sorunumuz yoktu. Hatta biz çok değişik giyilen bir okuldu. Çok deliler de vardı, yani çok çılgın insanlar yetişti okulda. Hiçbir sorunumuz olmuyordu. Köşede Ulu Bay Pastanesi vardı, hala duruyor galiba orası. Durmuyor mu? Kalktı mı? Neyse biz o... Cebeciyle. Ne zaman kalktı? Çok eski değil herhalde. Ben küçükken falan kalktı. Yani bir 18 sene falan olmuş. Evet. O Ulubay Pastanesi bizi bayağı şey, biz konserlerden falan çıkınca oraya giderdik. Kalkarak ikili. Onlar yani karşıya geçer. Yani hiçbir sorunumuz yoktu yani. Niyetekle dolaşırdık. Hiç bir sorun mahsul geldik. Yani ben de diyorum ki bizim çocuk herhalde büyüdüğünde daha rahat edecek yani. Biz bu kadar rahat geziyoruz. Olmadı ama. Olmadı. Bir şey sorabilirim. Tabii ki. Siz dediniz ki orada bölümler bir sürü farklı ve yani hepsi sanat bir ama gerçekten birbirinden farklı bölümler. Biz bir arada birbirimizi besleyerek evet. O çok güzel bir şey. Gerçekten sunumuzun mimaride de öyledir. Mimariyi de besleyen birçok yan sanatları var. İnanın görsel sanatlar ve sizin yapmış olduğunuz sanat dalları hatta edebiyat gibi mimaride. Tabii. Şimdi bunun için fiziksel ortamda ne gibi olanaklar? Bir tane evet anladım ki orada bir şey yapabiliyorsunuz. Siz hani 4 kişi, 5 kişi, 5 kişi, 5 kişi yani sadece yatakhanede beraber olmaktan dolayı mekansal olarak bir başka olanaklar vardı. Çok ortak mekanımız vardı. Bir de yani kardeş gibi yaşıyoruz yani. Az kişi, her bölümde az kişi. Yani koridorlarda beraber oturuyorduk. Yani bir de derslere aynı giriyorduk. Kültür derslerine aynı zamanda giriyorduk. Yani tiyatrocular daha sonraki yaşlarda giriyorduk. Biz müzisyenler ve biz 8 yaşında yani 7 yaşında bitirince giriyorduk. Aynı şeyleri paylaşıyoruz. Aynı insanlardan ders alıyoruz. Ve gece tek eğlencemi söylüyorum size. Müzik yapmak ve kendi öğrendiklerimizi paylaşmaktı. Yani onun için o birliktelik çok önemli. Şimdiki mesela bir şeylerde yapılan Hacettepe ben artık onlara güzel sanatlar fakülteleri diyorum yani konservatuvar ayrı bir şey. Yani konservatuvar hani ismini de öyle koyduk sizinle beraber. Konservatif bir eğitim zaten yani. Çünkü oraya Sunakan da geliyordu sazına baktırmaya. Biz Sunakan'ı yani sonradan tanıştığımız bir insan olmadı. İdil Biret de gelip o masada yemek yiyordu. Necip Kazım'la veyahut da İlhan Osman Baş'la veyahut da Tunga Çetiz'le. Yani o biz onları aynı binada, aynı okulda, aynı mesleği yapan insanlar olarak tanıdık. Yani ustalarımız olarak gördük. Onlar da oraya geliyorlardı. Yani bir piyano akortçusu oradan gidiyordu konservatuardan. Veyahut da nota almak istedikleri zaman oraya geliyordu. Orkestranın notaları bizim kütüphanedeydi. Ama bu Gök'le beraber onlar da yağmalandı. Ben antika pazarında falan gördüm notaları falan. Evet, çok kıymetli bir kütüphaneydi. Ne şeyler yapıyorsunuz? Hayır, sağlamıyor. Yani ne olarak sağlamıyor? Vallahi hiçbir şey olarak sağlamıyor. Şimdi yurtlar var. Bir kere zaten yatılı olmadığı için bütün Türkiye'den çocuklar gelemiyorlar o sınava. Çünkü imkanlar bir kere aynı değil. Yani bizim zamanımızda sınava, müzik sınavına binlerce insan köyden de geliyordu. Erzurum'dan da geliyor, oradan da geliyor, buradan. Yani bizde öyle sırf şehirli, Ankaralı çocuklar veya İstanbullu çocuklar yoktu. Yani kimse yetenekli o vardı. Yani burada öyle bir şey yok ki. Yani giren insanlar arasından seçilebilen bir de kontenjanla 15 kişi falan alıyorlar, 20 kişi. Eski ilk kurulduğunda 20 kişiydi. 20 kişilik bir sanat sınıfı düşünemiyorum yani. Ben ona ders veremem mesela 20 kişiye. Efendim? Bize buyurun dedi. 60 kişi. 60 kişi.
Bilmiyorum, ben yapamıyorum. 120 kişiyi anlatıyorum. İşte o çok zor oluyor. Yani bu yükten sonra evet biraz zor oldu o işler ama kalitede düşmeye başladı tabii dolayısıyla. Yani onu bizler daha iyi görüyoruz. Gençlerin imkanları yok ama evet, sonradan bize yetiştirmek düşüyor herhalde. Tekrar üstlerine gitmek gerekiyor. Peki bireyselliğiniz yok mu? Bireyselliğiniz nasıl var? Bireysel bir çalışma yaptığınız bahsettiğiniz anlattığım şey birlikte karşılaşmaların gerektirdiği mekan verilmiş. Yani bir mekanda. Bir arada bulunduğu bahçe. Bireysel olarak üretiminizi nasıl aldınız? Ona yönelik değil mi? Tabii diyor ya, bu odalar tek tekti. Biz mesela, ben giderdim, piyano notamı koyardım. Orada belli ki binler doldu. 2 saat çalıştık. Bireysel kendisi, yalnız başınıza kalabileceğiniz alanlarda mevcut. Yani başınıza çalışmak. Tek başıma çalışmak istersen tabii birinin barasını. Kimse bir şey demezdi. Bir, yalnız kalmak istediğiniz yer. Yani, bir de öyle bir üretim var. Yani, toplu halde de yok. Evet, daha o yaşta değilmişiz yani, çok yalnız kalmayı düşünmedik herhalde. Ama yalnız kalıp derken yani bir şey çalışmak için tek başımıza, tabii o odalardan bir tanesine girip biz şimdi çalışıyoruz. Evet, sayı azdı, çok azdı yani orada, şimdi tam sayı söyleyemeyeceğim ama yani müzik sınıfı, tiyatro sınıfı, bale sınıfı, bütün müzisyenleri yani enstrümancılar olarak söyleyeyim. Yani aynı senede giren insanların topu 10 kişiyi geçmez herhalde. Yani sizin anlattıklarını ben anlıyorum. Sanatı hayat, hayatı da sanat şeklinde bir şekilde yaşamıştır. Yani. Evet. O çok özel bir durum. Evet, aynen. Bir de çok mahremiyetler de yok yani, böyle utanma duygusu, öğrendim, utanmadım, onların bizi de kaldırdılar yani, yok ettiler. Biz mesela hatırlıyorum, bir gün soyunma odasında biz giyiniyorduk, Travis vardı hocamız, Moni'de ikisi kapıyı açtılar, girdiler, güzel falan filan, ne haber dedi yani, öyle bir şeydi. Yani bize bedenin çok utanılmaması gereken bir şey olduğunu da öğretti. Yani her şeyi öğrettiler aslında. Çok ayrı olacak ama mesela şey, keman öğrenilen birisinin yanında durmak çok iyi olacak. Kemandan garip sesler çıkıyor ilk öğrenmesi. Evet. Yani rahatsız edici yani, onu bireysel yapması çalışacak. Aa, işte o odalar vardı dedim ya, binlerce oda vardı. Siz orada saatini yazardınız, girebilirdiniz. Yani içeriye, orada sizi kimse rahatsız etmez. Şimdi piyano odasına baktığımızda cam vardı zaten, ha, reyyan çalışıyormuş şimdi falan filan, bu şekilde oluyordu. Herkes yalnız bir çalışacak saat buluyordu. Bir de şey yapmıyorlardı, yani mesela gece çalışamazsın gibi bir şey yok, okul kilitleniyor gibi bir şey yoktu yani. Şimdi bizim şu ana kadar öneri getiren arkadaşlarımızın çoğu bu ayrı sanat dallarına ait programları birbirinden ayrı küplerin içerisine yerleştirdiler. Burası bir şey bölümü, burası bir şey bölümü. Şimdi sizin anlattıklarınızdan anlıyoruz ki bunların bu kadar fiziksel olarak birbirinden ayrılması şartlayan denilen bir şey, bilaksini iç içe olmaları. Evet. Evet. Ne kadar koparırsanız o kadar tek yönlü eğitim veriyor. Yani hiç şey... Mimarlık ve iç mimarlığın ayrı ayrı olması için. Sahip giderler. Tarakçama yapanlar. Deniz başka var mı? Onlar da hemen bir jenerasyonuydu. Girmiş,
bu aile dedi sanırım. Ben şimdi yapıyorum. Babası da Kemal'iydi. Sonra kurslu. Öyle var mesela Selman abla. Güzel yasayla. Evet. İdil Güret de evet. Onlar vardı Hüseyin Selmi. Evet. Mesela benim de yürü Hüseyin Selmi. Rengim Gökmen onları. Size 60'larda yaptım. Ben 2. Cumhuriyet'in 2. nesliyim ben. 1960'da oldu. Evet. Onlar Türkiye'ye dönmüşlerdi. Evet. Tabii. Demek istediğim, yani o insanları biz, bugün sanat yapan insanların hepsini konservatuvarda görüyoruz. Mahir Cenova, Cüneyt Türkçer, Asuman Korat, Suna Korat. Kim istiyorsanız bizle beraberler bunlar. Yani gerek ders vermeye gelirler, gerek bestecilerle gelir. Yani bestecilerin zaten hepsi o alanda yaşıyorlar. Yani konservatuvar da yaşıyorlar. Biz orayı kullanmazdık çünkü çok güzel bir bahçemiz vardı. Arkada da bir bahçemiz vardı. Biz orayı kullanırdık. Yatılı olduğumuz için pek çıkarmazlar bizi. Ancak kocalardan izin aldığımızda. Ama Melek Sineması'na giderdik. Orası biliyor musun? Bilmiyorum. Melek Sineması. Mesela oraya Mehmet Ali Erbil falan filan giderdik. Seyretmeye aldık. Salık filmlere, kök hareketleri giderdik. Bir tane şey vardı. Açık Hava Sineması vardı, o sizin dediğiniz parkta. Bazı geceler oraya giderdik eğlenmek için grup halinde. İnci Sineması vardı falan filan. Bazen öyle şeyleri yapardık yani orada. Yani o çevrede de yaşamışlığımız var. Bir kukla kebapçısı vardı. Paramız olduğu zaman oraya giderdik. Çok paramız olmazdı yani. Olduğunda hatta Erbil'in dilenciden para istediğini biliyorum. Vermedi. Ya sen bize ver falan filan. Adam verdi hakkını. Ya öyle çok ayrıcalıklı değildik çevreden yani. Valla çok güzel soru sordun aslında. Ben gece yattığımda bir saat var orada. O saatin yanındaki camın orada yatıyordum. Yüzlü bir camda gece bu ışıklar geliyordu. Ben de dışarıyı hayal etmeye çalışıyorum. Yağmur yağıyor. Tren geçince çok hoşuma gidiyordu mesela o. Hiç rahatsız olmadık yani. Seviyordum. Yok. Hiçbir gürültü gelmiyor içeriye. Bize bir rahatsız bir site yurdu vardı bizim arkada. Site yurdu politik olarak pek bize şey bakmazdı yani. Türkiye bulmuyorlardı bize herhalde. Bize sinirleniyorlardı. Onlarla bir çatışmamız oluyordu ama şöyle bir çatışma, politik bir çatışma olmuyordu. Biz 1 Nisan günleri orkestra kuruluyordu. Orkestrayı da sabah çok erken, sabah 5'te onlara doğru gidiyorduk. Dağıldım, bunlar da bizim kafamıza elma atıyorlar falan. Böyle bir eğlenceli durumumuz vardı site yurduyla da. Böyle şeyler yani. Etrafla ilgimiz o iyiydi yani. Hiçbir sorunumuz yoktu. Evet. Ama 50 kişi ne arıyor canım konservatuvarda? Ya o kadar yetenekli adam buluyorsan ya çok biz minnettar oluruz sana yani. Keşke olsa. Tabii ki.
Evet. Fransa'dakini gördüm. Var evet. Ama Amerika'da mesela Amerika'da konservatuvardan çok bu bizim YÖK'ün yaptığı gibi. Ama var orada da mesela Berkeley'in falan. Ama onlar da gene üniversitelere bağlı birimler. Onları çok bilmiyorum. Ama konservatuvar ayrı bir şey Avrupa'da da üniversitelere bağlı müzik okulları, sanat okulları. Yani onlar daha başka bir şeye hizmet ediyorlar. Konservatuarlar daha başka bir hizmet alanlara. Nitekim burada da zaten konservatuar kurulduktan sonra bu musiki muallim okulundaki çocukları müzik öğretmeni olmak üzere gaziye ayırmış durumdalar. Yani değişik amaçlarla yetiştirilen, yani üniversitelerde yetiştirilen insanlar daha sanattan daha farklı bence akademisyen olmak için mi yetişiyorlar bilmiyorum. Yani çok verimli olmuyor. Tabii çıkıyor aralarında. Çok iyi sanatçılar da çıktı mesela. Emre Şen falan filan, bu piyanistler var, Toroslanlar falan filan. Ama bunları da yine Bilkent'te mesela bunu başarıyorlar biraz daha. Oranın yöneticileri ama Hacettepe'de pek böyle bir gayret kalmadı yani. Hacettepe yani Cebeci'nin devamı olduğunu söylüyor ama öyle bir şey yok yani bence. Bir geleneksel bir yapı istiyor yani bu şeyler. Çünkü öğretmenler açısında da. Güya ama zaten bir anda Bilkent kuruldu. Tabii yani şimdi bilgili, deneyimli insanlar işte dediğiniz gibi ALES diyorlar. Yok bir şey diyor. Ya bana ne ya ALES'ten yani? Ben işimi biliyorum yani. Ben onu yerim. ALES'i yapan başka bir şey yapsın ya. Yani onu diyorum yani. Sanatçı yetişiyorsa yani sanatçı mı istiyoruz? Yoksa ALES bilen adam mı? Ne bileyim ben. Ne istediklerini kendileri de bilmiyorlar herhalde yani. Bazen bizi çağırıyorlar, 30 lira verinin ders verilir misin falan filan. Yok, öyle bir şey yok ya, 30 liraya ders vermek değil de yani ayıp denen bir şey var. Yetişen insana karşı da ayıp, yetişmiş insanını o şekilde kullanıyorsan. Ve bunu idealistlik için bir süre bazı insanlar yaptılar. Muammer Hoca'yı gördüm, Muammer Sunuç. Biraz gazili profesörlerin altında çalışmak durumunda kaldı. Ama o da vazgeçti. Çünkü Gazi'den profesör çıkıyor ama çok sanatçı çıktığını söyleyemeyeceğim. Yani sanat başka bir şey. İşte akademik eğitim başka bir şey yani. Yani sanatçı mı yetiştireceğiz? Sanatçı sanatçıya. Yani usta çırak ilişkisi sanatta önemlidir. Bence mimaride de çok önemlidir. Yani ille de adamın diploma yok efendim, doktora yapmış, profesörmüş. Ne profesör binaları görüyoruz yani etrafta yani olacak şeyler. Bunları yaşıyoruz yani. İşte dört dil biliyor falan diyor adam ya. Dört dil bilmesin yani. Ne yapayım ben dört dil biliyor yani ben. Ne bileyim Ermeni adamlar yapmışlar binaları. Dört dil mi biliyordu profesör mü de artık. Yani bale profesörü diye bir şey olur mu ya? Keman profesörü diye yani böyle bir şey. Türkiye'de var bunlar yani. Evet, yani ismi öyle değil mi? Doktor oldu falan diye benim işte. Ben müsaadenizle isteyeceğim bana. Sonuçta bir provaya gireceğim. Evet, mimarlık öğrencileri olduğu yerde